15 yıldır tip 1 diyabetliyim. Özellikle diyabet üzerine çalışıyorum. Tip 1 diyabet Türkiye'de ve dünyada aslında son zamanlarda oldukça sık görülen bir şeker hastalığı diye isimlendirdiğimiz bir durum. Pankreasın beta hücresinin yeteri kadar insülin üretememesinden kaynaklı, vücuda yeteri kadar insülin üretilememesinden kaynaklı ortaya çıkan bir şeker hastalığı türü. Yani bir de şeyi söyleyelim. Tip 2 ve tip 1 diyabet farklı evet. Diyabetler. Hepsini aynı kefeye koymamak lazım. Kesinlikle. Farklılıklar gösteriyor. Herkesin kendi şekeri farklı oluyor. Evet. Derin bir konu ama çok güzel önerileriniz olacak biraz sonra bize. Şimdi ameliyatla insülinden kurtulmak mümkün mü? Onu da söyleyelim. Şöyle, tip 1 diyabetli bir bireyin ameliyatla insülinden kurtulması şu an için mümkün değil. Konuyla ilgili çok fazla araştırma yapılıyor. Pankreas nakli yapılıyor ama sonuçta bu bir organ nakli ve organ nakli olan kişilerin de kullanması gereken belli başlı ilaçlar var ve pankreas naklinde çok ciddi anlamda yan etkileri olan ilaçlar bunlar. O yüzden şu anda uygulamaya geçmeyen çok çalışmalar uygulama var. Kesinlikle. Ama tip 2 diyabetlilerde eğer ki insüline geçiş olduysa, insülin kullanımı başladıysa, evet, bu hem sağlıklı beslenmeyle hem egzersizle, eğer bunu sağlayamıyorsa birey, bir obezite cerrahisiyle mümkün olabiliyor. Evet, tip 1'lerde biraz bu durum zor oluyor. Evet. Tip 1 diyabet hastaları nasıl beslenmeli? Yani tip 1 dediğimiz kişiler insülin kullanan kişiler. Evet, onları belirterek şey yaparsanız. Şöyle buyurun. Aslında tip 1 diyabet dediğimiz, vücudumuzda insülin üretilmediğinden kaynaklı biz dışarıdan kişiye insülin veriyoruz. İnsülin de şöyle bir etki yaratıyor. Aldığımız besinlerle etkileşime giriyor. Nasıl tip 2 diyabetliler karbonhidrat vücutlarını aldıklarında insülin salınımı başlıyorsa ya da sağlıklı bireylerde bu şekilde ilerliyor genelde. Tip 1 diyabetlilerde de belirli karbonhidratlara belirli insülinler kullanılıyor. İnsülinlerin de tabii çeşitleri var. Hızlı etkili, orta etkili, uzun etkili gibi. Aslında tip 1 ya da tip 2 diyabetlilerde şöyle bir durum var. Sağlıklı beslenmek. Eğer ki bir birey doğru proteini, doğru yağı, doğru karbonhidratı alıyorsa, sağlıklı bir birey gibi beslenirse tip 1 ya da tip 2 diyabette yine sağlıklı sonuçlar elde edecektir. Tip 1 diyabet ve tip 2 diyabetin farklarından söz etmiş olduk. Başka ilave evet, edeceğiniz bir şey var mı? Aslında şöyle, tip 1 diyabet daha çok genetik faktörlü bir diyabet. Yani ailede bir öyküyle genetik faktörde oluşan bir diyabet türü. Tip 1 diyabet eğer ki genetik faktörde böyle bir etki varsa durdurulamıyor, engellenemiyor, mutlaka ve mutlaka kişilerde ortaya çıkıyor. Evet. Ama tip 2 diyabetin oluşması engellenebilir, çok daha rahat iyileştirilebilir. Tip 2 diyabetli bir birey ilaçları çok rahatlıkla bırakıp eski sağlığına kavuşabilir. Yani iyileşebilir diyorsunuz tip 2'ler. Tip 2 diyabette dikkat edilmesi gereken noktalar neler? Şöyle, neden tip 2 diyabet oluyoruz aslında onu anlamak lazım. Genellikle olarak yani ilk nedenlerinden biri kilo alımı. Şimdi biz de çok seviyoruz dışarıya çıkalım, yiyelim. Özellikle karın çevresi yağlanması günümüzde çoğu kişide fazla. İşte bu kişiler tip 2 diyabete en yatkın kişiler. Nasıl beslenmeleri gerekli? İlk olarak ilk hedefleri karın çevresi yağlanmayı azaltmak. Peki karın çevresi yağlanması neden oluşuyor? Glisemik indeksi çok yüksek olan gıdalardan, yani kan şekerini çok yükselten, çok hızlı yükselten gıdalardan. Öncelikli olarak bunları ayrıştırmamız lazım. Nedir bunlar? Beyaz unlu gıdalar, şekerli gıdalar, paketli gıdalar gibi. Bunları hayatımızdan çıkartıyoruz. Doğru bir egzersiz programımızı hayatımıza katıyoruz. Bu illahi spor salonuna gidip çok ağır egzersizler yapmak anlamına gelmiyor. Belki günde bir 20 dakika, yarım saat bile yürüyüş yapılsa o kişiler için çok çok etkili olacaktır. Ben bu hastalıkta, yani tip 1 olsun, tip 2 olsun, en önemli şeyin hareket olduğunu, hareket Kesinlikle. Etmek olduğunu. Ama tip 1'lerde o zaman insülin dozları falan böyle çok acayip dengeleri var. Çok hareket edecekseniz o dozu biraz azaltmak, biraz karbonhidrat bizim yiyebileceğimiz gibi, yemek gibi dengeleri olduğuna inanıyorum. Ama
Bir ölçüm, iki hareket. Şu bu hastalığın bana göre doğru söylüyorsunuz. İki tane çok önemli faktörü. Doğru söylüyorsunuz. Şimdi ben kendi hayatımda düzenli olarak şekerini kontrol eden bir bireyim. Evet. Sabah uyandığımda, yemek yemeden önce, çünkü yaptığımız insülinleri o anki kan şekeri durumumuza artı yediğimiz gıdaya göre yapıyoruz. Yani ben bir haftada bir gidip eczanede ölçtüren duyuyorum. Evet. Ayda bir kere doktora gittiğinde ölçtüren. Yani olmazsa olmaz bir şey ölçüm. Kesinlikle. Sürekli kendinin farkında olması gerekli tip 1 diyabetlinin. Bir de bu daha küçük yaşlarda ortaya çıktığı durumlar var. Çocuklarda çoğunlukla evet, çok görülüyor. Doğuşta olabiliyor. Doğumla beraber hemen tip 1 diyabet gelişebiliyor daha bebeklerde. O yüzden hem ailelerin çok bilinçli olması gerekli, sürekli takip altında olmaları gerekli. Yaş ilerleyen tip 1 diyabetlerde zaten kendilerine bakmalılar. Doğru, çok doğru. Hamilelik diyabetinden konuşmak istiyorum. Hamileliğin kaçıncı ayında görülür? Sonradan geçer mi bu diyabet? Aslında en diyabet içerisinde en şanslı evre gibi olabilir. Çünkü kesinlikle kalıcı bir durum değil. Tamamıyla o esnada gebe bireyin elinde olan bir durum, bunu iyileştirmek. Gebeliğin genelde 24. ve 28. haftaları arasında mutlaka anneye bir şeker tahlili yapılıyor. Çünkü gelişme olasılığı şu anda gebelerin %2 ila 4'ünde gestasyonel diyabet dediğimiz gebelik şekeri çünkü mevcut. Mutlaka ve mutlaka baktırmaları taraftarıyım. Çünkü eğer ki bilinçsizce kan şekerleri çok değişken gidiyorsa ya da yüksek gidiyorsa bu anne karnındaki bebek için oldukça riskli bir durum. O yüzden 24. ve 28. haftalar arasında mutlaka o şeker yüklemesini yaptırmaları gerekli. Annenin nasıl beslenmesi gerekiyor bu durumda? Şöyle, bu tanıyı aldıktan sonra doktoru zaten kendisinden bir şeker ölçümü isteyecek. Biz özellikle yüksek kiloda bir anne ise önce alıp kilosunu sabitlemeye, yani ekstradan bir kilo artışı olmamasına çabalıyoruz gebelerde. Aynı zamanda normal bir tip 1, tip 2 diyabetli gibi yine glisemik indeksi düşük, daha çok posalı, daha çok lifli, daha çok bitkisel yağ ile zenginleştirilmiş öğünler veriyoruz. Sebze ağırlıklı. Sebze, et ama ekmek mi yiyecek? Beyaz unlu bir ekmek değil. Pilav mı yemek istiyor? Kesinlikle pirinç pilavı değil. Bulgur. Bulgur, siyez gibi şeylere, glisemik indeksi düşük şeylere yöneltiyoruz. Bir de şöyle bir durum oluyor. Tatlı çekiyor canları kişilerin. Gestasyonel diyabette bunu çok fazla görüyoruz. Aş eriyor anne, istiyor canı, tatlı istiyor bu durumlarda. O durumda ne yapması lazım? Aslında çok güzel bir konu. Bu evet. Konuda sabaha kadar konuşabiliriz gerçekten de. Öncelik hamilelere verelim evet. Burada diye. Tatlı istedi hamile anne, şekeri de var. Öyle bir tanı kondu. Evet. Veya tanı konmadan da hani çok tatlı yerse de çok kilo alır. Bitirecek, alacak, evet. Ne yapması lazım? Şimdi bu konular bence biraz daha riskli konular. Çünkü şöyle bir durum var. Biz de dışarıda çok fazla diyabetik ürün olarak çıkan, işte şekersiz üretildiği söylenen ürünler var. Genelde canım tatlı çekti, işte ben de o ürünlere yöneldim diyorlar ama kaçırdıkları bir konu var. Tadını doğru ayarlayabilmek için daha yüksek yağ oranlarına sahipler. Yani belli bir onlar tatlandırıcı, da şekeri yükseltiyor. Tabii ki içerisinde kuru meyve ile tatlandırılmış. Meyve dediğimiz şey yine şekeri yükselten bir şey. Bu sefer siz direkt şeker almıyorsunuz ama meyvelerin karışımıyla yapılmış, yüksek yağ ile yapılmış bir tatlı yiyorsunuz. Bu da sizin şekerinizi aynı şekilde yükseltecektir. Ne yiyecekler? Ne yiyecekler? Genelde bu tadı bastırabilmek için biz daha çok magnezyum, daha çok potasyum içeren besinleri istiyoruz. Nedir bunlar? Kuru yemişler. Ceviz, fındık, badem. Bunlar aslında düzenli kullanımda tatlı ihtiyacını azaltacaktır. Hurma olur mu mesela? Kayısı olur mu? Bunlara katarak yeseler. Evet. Şöyle, şeker hastalarının meyveyi tek başına tüketmelerini istemiyorum. Çünkü kan şekerini hızlıca yükseltebilir. Ama bir muz, ama bir Trabzon hurması. Evet, sizin o esnada şeker ihtiyacınızı, tatlı ihtiyacınızı mutlaka ki bastıracaktır ama yanında bir protein kaynağına, bir yağ kaynağına ihtiyacınız var ki hızlıca kan şekeriniz yükselmesin. Ne yapıyoruz biz? Muzu, hurmayı
küçük küçük dilimliyoruz. İçerisine biraz yulaf ilave ediyoruz, lif ilave ediyoruz. Biraz belki kakao ilave ya da tarçın ilavesi yapıyoruz. Ve sütün içerisine blenderize ediyoruz. Tam bir tatlı.